Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yepyeni bir tierlist videosuyla daha karşınızdayım. Bu içeriği beğendiniz, ben de çekmeye karar verdim. Yani bir tane daha video çekeyim dedim, aklımda olan bir videoydu. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft efsanelerinin tehlike, güç sıralaması gibi de düşünüyoruz. Aslında ben güç sıralaması yapacaktım ama ne hangisinin nasıl bir güçlü olduğunu ya bilmiyorum. Tehlike dedim, o yüzden tehlike sıralaması. Yine ilk videoda da yani korku oyunlarındaki mantık aynı şekilde. Hani efsane tehlikeli. Ya yani onlar da korku şeklinde değildik. Efsane tehlikeli en üstte 5 tane kategori var. Bir de bilmiyorum oraya ekstradan. Efsane tehlikeli, fena sıkıntı, sıkıntı yaratabilir. Az biraz, pek sıkıntı değil. Yani az bir şey ama yine de sıkıntı yok. Ama en düşük şeyi bir de bilmiyorum. Bilmiyorum da bilmiyorum koyacağım. Öyle. Bundan önce de arkadaşlar Tank Hero'nun 3. videosu anlattım. O videoyu izlemiş de biz. Akşam da o videoda dedim arkadaşlar çekebilirsem Slender'e çıkacağım. Ulan zaten gündüz çekemedim. Öyle gece çekmeye çalışacağım. Gece 12 gibi. İşte bendeki kafa yapısı da bu. Neyse arkadaşlar, öyle bir planım var. Bakalım ne yapacağız. Ben de bilmiyorum. Yavaştan videomuza geçelim arkadaşlar. Bu videoyu zaten çekmek istiyorum. Arkadaşlar birkaç arkadaşım zaten tavsiye ettiydi bu video fikrini. Bakalım ne yapacağız. Şimdi ilk efsaneden başlayalım. Birkaç tane daha böyle hani farklı şekillerde olan efsane tier listesi vardı. En sev tipi yani en hoş gözüme çarpan buydu. Neyse arkadaşlar ilk efsanemize başlayalım. Yüzleri gözükmüyor. O biraz sıkıntı ama neyse ben zaten anlayayım ne olduğunu. İlk efsanemiz Herobrine arkadaşlar. Herobrine zaten efsane tehlikeli. Yani zaten tehlikelerin tehlikesi. Efsanelerin efsanesi Herobrine. Direkt efsane tehlike koyayım. Çünkü gerçekten ya şimdi bunlar gerçek olur. Hayal olay o değil. Olsaydı ama harbiden sıkıntı olur muydu? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Herobrine direkt efsane tehlikeli. Manyak bir şey çünkü abi de. Sıkıntıya koyuyorum arkadaşlar. İlk Herobrine'i koyduk. Herobrine çünkü gerçekten sıkıntı bir karakter. İkinci karakterimiz Noel. Şimdi Noel arkadaşlar garip bir karakter. Yani harbiden ya Herobrine ve Entity 300 şimdi birazdan ona geleceğiz. Entity 3 kadar var mı? Yani onlar kadar olmasa da yine de sıkıntı arkadaşlar. Yani sıkıntı yaratabilir de koyuyorum. Fena sıkıntı değil ama yani efsane tehlikeli ama sıkıntı yaratabilir çünkü bunun da zamanında işte hani olsaydı yani oyunda olsa hani o şekilde şey yapıyoruz yani oyunda vardır ya da yoktur demiyoruz zaten ama oyunda olsaydı hani bayağı sıkıntı çünkü hani virüs olduğu söyleniyordu ne olur yani o yüzden sıkıntı yaratabilir, bunu da oraya koyuyorum. Entity 303 arkadaşlar, ben Entity 303'ü de efsane tehlikeliye koyacağım çünkü Entity 303 de bildiğiniz Herobrine gibi bir şey. O da zamanında hani bir göya, hani bir hikaye çıkmıştı işte göya Notch'un ekibinde ayrılıp hani nasıl söyleyeyim intikam almaya çalışan bir yapımcı mı dersiniz, başka virüs bir tarzı bir şey mi dersiniz, zaten virüs yapıyordu öyle bir şey hikayeler çıktıydı ama bayağı sıkıntılı bir karakter, oyunu falan çökerttiği falan söyleniyor, o yüzden olsa da bayağı sıkıntı yaratabilirdi, bunu da buraya koyduk. Şimdi dördüncü efsanemiz Giant Alex. Evet bu efsane zaten ben yıllardır biliyordum. Hani sonra belki çoğunu sonradan böyle bir efsane olduğunu öğrendi ama ben bunu yıllardır biliyordum. Bu da arkadaşlar devasa bir Alex. Hani sislerde buldu gözüken. Hani oyunu çökertebilen bir karakter. Fena sıkıntı mı? Yani dev karakter yani başka şeyler de var ama ben sıkıntı yaratabilir koyuyorum çünkü fena sıkıntı değil. Sıkıntı yaratılabilir koydum. Ya da fena sıkıntıyım öyle bunun. Ya çok bir özelliği yok yani şimdi olsaydı hani sislerden çıkıyor belli sis ayarından falan çıkıyor ama görseydik devasa bir karakter sonuçta. Ama fena sıkıntıya koyabiliriz aynı fena sıkıntı olabilir arkadaşlar, bunu da böyle koyalım. Şimdi sıra geldik Giant Alex'te. Giant Alex şey Steve, Giant Steve aynı bunun şeyinde ama daha da büyük yani bundan da büyük, o yüzden fena sıkıntıya direkt koyuyorum arkadaşlar, bundan sıkıntı yaratabilir. Giant Alex daha da sıkıntı, bunu da buraya koyduk. Ya bunlar devasa işte, bu da herhalde sislerden mi çıkıyordu, bunlar biraz sıkıntılı, bu bayağı sıkıntılı şeyler, bunu da buraya koydum. Şimdi 5. efsanemiz, bu karakteri biliyorum, bu tipi, bu iskelet şeyini biliyorum, böyle bir şey var ama tam bilmediğim için arkadaşlar bunu bilmiyorum koyacağım. Böyle bir şey var ama hani yüzünü falan görsem, çünkü böyle bir karakter var, böyle iskeletli, böyle değişik bir karakter. Ama tam bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Onu da buraya koyuyorum arkadaşlar. Şimdi bu efsanemiz neydi lan? Bu efsane şey efsanesi galiba. Steve ama Steve'in böyle tipsiz bir hali. O yüzden hani yorum yapacağım. Bunun birkaç videosunu izlemiştim. O yüzden biraz biliyorum. Yani direkt bilmiyorum'a koymayacağım. Bu efsaneyi biliyorum. Bu arada Noda nasıl öyle duruyor değil mi? Simsiyah kapkara. bu efsanede yani sıkıntı yaratabilir.
Evet, sıkıntı yaratabilir koyuyorum çünkü ya Nulla bence aynı seviyede gibi bir şey çünkü o da hani aynı segmentte gibiler. Ya şimdi üsttekilere baktığımızda çok daha hani bunlar az sıkıntılı kalıyor ama yine de sıkıntı. Bunu da böyle koyacağız. Bu böyle bir şey var. Bu Nul mu lan? Oğlum şu mu Nul? Bence bu Nul'dur da bu farklı bir şey. Bunu bilmiyorum koyacağım direkt. Şimdi diğer şeyimiz Viler arkadaşlar. Viler yüzünü görmesek de bu karakteri tanıdan Viler arkadaşlar. Zamanında çıkmıştı. Oyunu çökertti falan söylenmişti. Hatta bir oyuncu grubuna göre hani o kitleyip hani oyundan mı atmıştı, server'dan mı atmıştı öyle bir durumlar var. O yüzden olsaydı fena sıkıntı yaratabilir. Çünkü oyundan atan bir karakter olduğu için ben fena sıkıntıya koyarım abi bunu. Öyle bir durum söz konusu. O da fena sıkıntı ki zaten köylünün tersten şey mi? Tersten renklendirilmiş bir şey olarak geçiyor herhalde bu. Bir de bu konuşması falan da o tarz bir şeydi. Şimdi sıradaki efsanemiz bunu biliyorum kan silip uyuma efsanesi bu bayağı korkunç yani tipi falan bayağı korkunç. Fena sıkıntı yaratır mı bilmiyorum ama sıkıntı yaratabilire koyuyorum çünkü uyumamıza falan engel oluyor ve tipi de çok korkunç. Yani Herobrine'den falan bence daha korkunç bir tipi var. Herobrine de korkunç ama bu ayrı bir şey. Sıradaki efsanemiz ulan bu ne? Bunu bilmiyorum arkadaşlar gözlü falan bunu bilmiyorum. Bu çok garip bir efsane. Ama şunlar göz mü lan? Bunlar göz mü oğlum? Nasıl bir şey bu? Bunu bilmiyorum arkadaşlar. Sıradaki efsanemiz bunun ismini neydi lan bu bir şey City'ydi. Triple City miydi? Üçlü kafa City miydi? Bir şey City'ydi bu. Ama bunu biliyorum arkadaşlar. Bu da böyle o şey bu hani orman köşkleri falan hani olduğu biyom var ya böyle mantar ağaçları falan. Orada çıktığı söyleniyordu. Bu da bayağı sıkıntı bir efsaneydi. Yani bu videoları falan da izlemiştim. Hatta bunun çağırma şeyleri falan var. Değişik yollar vardı ama onları bilmiyorum. Ama olsaydı şöyle bir şeyle karşılaşsaydım harbiden sıkıntı olabilirdi. O yüzden arkadaşlar ben bunu fena sıkıntıydı. Sıkıntı yaratabilir abi. Bu sıkıntı yaratabilir. Fena sıkıntı mıdır bilmiyorum. Sıkıntı yaratabilir. Koyuyorum çünkü oyundan atmıyordu. Yani çok büyük şeyler yapmıyor diye biliyorum ama sıkıntı yaratabilir. Beyaz Enderman'di sırada. Beyaz Enderman yani White Enderman. Yani çok bir şey yapmıyordu bu. Oyundan atlıyor muydu bilmiyorum ama. Ya, kovalıyordu bir de çok bir şey yapmıyordu bu diye biliyorum. Yani yanlışım varsa düzeltin arkadaşlar. Beyaz Ender'in birkaç videosu izlemiş. Hani olsaydı hani videolara göre söylüyorum. Hani gerçi öyle bir şey olsaydı hani çok bir şey yapmıyordu. Oyundan atmıyordu diye biliyorum. O yüzden bunu az biraz hani sıkıntı. Çok bir şey yaptığını görmedim açıkçası. Hani bilmiyorum. Oyunu falan çökertiyor. Suda falan gidebiliyordu. Evet öyle bir özelliği vardı. Az biraz yani. Çok bir şey yaptığını görmedim bunun. O yüzden onu az biraz da koyuyorum arkadaşlar. Yanlışım varsa düzeltin. Kırmızı golemdeyiz. Şimdi red golem, kanlı golem bunu da biliyorum ama bu çok karışık bu bizim göya bunun dünyası mı vardı? Değişik bir şey. Yani bunu ne yapabiliriz? Hani değişik bir şey bu takip falan edebiliyordu ama böyle bir şey vardı. Takip falan edebiliyordu. Tek atabiliyordu. O yüzden bunu fena sıkıntıya koyabiliyorum. Bu bayağı hani tek atabilme özelliği falan vardı herhalde. Ya da iki vuruşta mı öldürüyordu öyle bir şeydi. Onu da o yüzden koyuyorum. Öyle bir şey. Şimdi arkadaşlar böyle bir karakter bunu biliyorum da şimdi al bak gördünüz error 422 diyor. Bunlar error versiyonu. Bunların bir sürü varyasyonu var. O yüzden ben bunlara bence fena sıkıntı. Efsane tehlikeli mi? Bence ya bunlar oyunu falan çökertiyordu. Bayağı bozuyordu. O yüzden efsane tehlikeliye koyabilirim arkadaşlar. Bunların çünkü varyasyonu var. Mesela şurada error 422 diyor. Böyle bir varyasyon var. Garip kuduklar var. O galiba bunların hepsini efsane tehlikeye koyacağım. Çünkü abi bunlar oyunu çökertebiliyor. Hepsi oyunu çökertiyor mu bilmiyorum ama hani hepsini direkt koyacağım. Böyle de bu da herhalde virüsle ilgili bu da efsane tehlikeli. Çünkü hani oyunu çökertiyor diye biliyorum bunlar arkadaşlar. Ha bu arada hani eğer TL listinde şikayet olduğunuz bir şey varsa arkadaşlar lütfen yorumlarda hani böyle normal bir şekilde belirt. Hani böyle yok şöyle olur mu şunu şuraya koyayım şeklinde değil. Hani şöyle bana göre şöyle olabilir de böyle olabilir şeklinde yazabilirsiniz. Çünkü arkadaşlar bana göre olduğu için hani tam herkesin düşünce farklı. Tekrar da bunu da söylemek istedim. Şimdi error 422 bunlar direkt virüs olduğu için direkt koyuyorum arkadaşlar. Başka virüsle ilgili bir şey var mı? Aa, sağda da var. Aa, bunlar direkt bence tehlikeli. Bazıları da bak bunlar adam şeklinde olduğu için bunlar da fena sıkıntıya koyayım. Çünkü adam şeklinde oldukları için hani şu direkt virüs zaten. Bunlar da adam şeklinde ama bunlar hadi onlar oraya öyle olsun. Hadi bakalım. Ya da şunları direkt fena sıkıntıya koyayım. Aynen. Bunlar adam şeklinde, karakter şeklinde olan fena sıkıntı şu error 422 direkt hani herhalde virüs olduğu için direkt ona efsane tehlikeliye koydum. Bunları böyle koyalım arkadaşlar öyle. Çünkü biraz biliyorum çünkü bunlar virüs ama tam ne olduklarını bilmediğim için direkt fena sıkıntıya koydum. Şimdi bu Minecraft'ın yazısı bunu bilmiyorum nasıl bir şeydir hiç bilmiyorum arkadaşlar.
direkt geçiyorum. Böyle beyaz karakter var. Bunu da bilmiyorum. Bu böyle bir şey artık neyse bunu da bilmiyorum. Evet, şimdi ay. Bu ne ay diye geçiyordu lan? Bu katil ay mı diye, kanlı ay mı, kanlı ay diye geçiyordu. Arkadaşlar bu birazcık, bu çok hayal ürünü bir hayal ama efsane ama zaten biz bunları eğer oyunda olsalardı diye eleştirdiğim için yani bu fena sıkıntı mı, efsane tehlikeli mi? Yani sonuçta ay bize baktığı için bence efsane tehlikeli olabilir. Çünkü ay sonuçta yani bize bakıyor yani. Hani bunun bayağı korkunç olabilir. Bunu da efsane tehlikeliye koydum. Bakalım. Mojang var. Bu böyle bir şey vardı ama tam bilmediğim için arkadaşlar bilmiyorum. Bu arada pek sıkıntı değil, çıkmayacak lan galiba. Harbiden pek sıkıntı çıkmayacak. Artık bakacağız. Hani bilmiyorum, pek sıkıntı çıkmayabilir. Pek sıkıntı az biraz silip aslında öyle mi yapsak? Pek sıkıntı değil, az biraz. Az biraz pek sıkıntı değil. Yani hiç sıkıntı değil de diyebilir miyim? Şimdi hiç sıkıntı olmayan efsane de yok işin kötüsü ya valla. Onu ben o yüzden sileyim arkadaş oyunu ben. O yüzden şöyle sırayı sileyim. Çünkü böyle olsun daha mantıklı. Hani az biraz bilmiyorum direkt. Şimdi neydi lan bu? Bozulmuş Alex arkadaşlar. Bunun İngilizcesi neydi? Bozulmuş Alex. Yani şu Steve'in Alex versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Bu da sıkıntı yaratabilir. Bu bayağı korkunç bir şeydi. Bunun tipi daha çok korkunç. En korkunç tipli bence bu. Ne Alex diye geçiyordu bu ya? Harbiden ne Alex diye geçtiğini unuttum. Bilmiyorum. Harbiden bir şey diye geçiyordum. Harbiden unuttum arkadaşlar. Neyse. Onu da oraya koydum. Şimdi bu karakteri biliyorum galiba. Tam göstermemişler. Bu yeşil Herobrine miydi? Yeşil Steve miydi? Öyle bir şeydi. Bu az biraz çok bir şey bilmediğim için ama bu sıkıntıydı yani galiba. Hani karşınızda mı çıkıyordu? Belli bir Minecraft sürümü vardı galiba. Özel Minecraft sürümü. Onda bayağı zaman geçirirsin mi çıkıyordu. Öyle, o yüzden az biraz da koydum. Çok bir şey yapabilirim. Yani çok bir şey olacağını sanmıyorum. Şimdi bu ne abi? Bu Herobrine değil mi direkt? Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Direkt o yüzden bilmiyorum koydum. Evet, bu da Kanlıköy mü? Yok, Kanlıköy alttaki. Bunu herhalde bu da az biraz da. Bunu hatırlıyorum ama bunu da az biraz da koyacağım. Biraz sallıyorum bunları. Çünkü çok bilmiyorum herhalde. Ya bu da çok bir şey yapmaz gibi geliyor. Orada hiç bunları direkt bilmiyorum arkadaşlar. Direkt hani bilmiyorum'a koyacağım. Çünkü gerçekten bilmiyorum ve Kanlıköy'le. Evet, bu Kanlıköy'lü bayağı sıkıntıydı. Böyle öldürüyordu falan, yine oyundan atıyordu falan. Diğer hani çoğu efsane yapabildiği şeyleri yapabiliyordu diye hatırlıyorum. O yüzden bunu da sıkıntı yaratabilire koydum arkadaşlar. Evet. Listemiz bitti arkadaşlar. Listemiz bu şekilde. Yani olan efsane de bu şekilde. Sıradan zaten şunları direkt hani virüsleri direkt hani fena sıkıntıya koydum. Böyle işte. Benim düşüncem böyle arkadaşlar. Bilmediklerim de var tabii arada ama gözde bir fena efsane tehlikeli şeyler var. MT 303 işte AI falan var. İşte fena sıkıntı da işte Dev Alex, işte Dev Steve falan işte bu şekilde bir sıralama yaptım arkadaşlar. Sıkıntı yaratabilirim manası da sıkıntı yaratabilirden kastım hani sıkıntı yaratabilir ama çok büyük bir sıkıntı yaratamam ama sıkıntı yaratır yine mantığında. Öyle bir şey yaptım. Bilmiyorum hani. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Güzel video olduğunu yine düşünüyorum. Eğer siz de videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalda severseniz abone olmayı, yine bu tarz videonun devamını getirmeye çalışacağım. Kendinize bakın ve sana dedi artık yarın çekeceğiz. Artık yarına kaldı o iş. Ve bay bay.